Bizim firmamızda Türkiye'nin ilk elektrot teknikeri, teknisyeni, ilk ham maddeyi alıp karıştırdığımız mikser kısmının ilk operatörleri Türkiye adına, montaj kısmında elektrotu sarıp pilin içerisine, kasanın içerisine yerleştiren işleri yapan teknisyenlerimiz, formasyon hattındaki teknisyenlerimiz, formasyon mühendislerimiz, bu alanlarda çalışan teknisyen, tekniker ve mühendislerimiz Türkiye'nin bu meslekleri yapan ilk kişileri oldu. Biz bunları ekosistem içinde arkadaşlarımızı yetiştirmiş, meslek tanımlarını yapmış, bu yönde ilk istihdamları ülkemize sağlamış olduk. Dolayısıyla istihdama katkısı hem yeni mesleklerin Türkiye'de hayata geçmesi açısından bir önem arz ediyor. Hem de biz 180 kişiyken 2021 yılı öncesinde en son sayımız oralara kadar çıkmıştı. Bu fabrikayla birlikte hem bu lokasyonlarda hem diğer lokasyonlarda görev yapan 150 yeni arkadaş da bugün 330 nitelikli istihdamla sektörde çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlar rakamların ötesinde nitelik açısından onlara tanımladığımız işler ve ülkemize kazandırdığımız yeni meslekler anlamında daha önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Dünyada taşınabilir enerjiye ihtiyaç arttıkça trend bunu gösteriyor. Bu arkadaşlara olan ihtiyaçlar, bu meslek gruplarına olan sektörün ilgisi artarak devam edecek ki bu ilginin yüksek olduğunu biliyoruz. Batarya tasarımları yapan, yazılımları yapan, gerek mekanik, gerek elektronik, gerekse yazılım anlamında teknik insanlara ihtiyaç duyulduğu gibi savunma ve enerji alanlarında sözleşme yönetimi, proje yönetimi yapan, hukuk danışmanlığı yapan kişiler de mesleklerinde aslında ilk ve daha çok ihtiyaç duyulacak. Gün geçtikçe bu kişilerin istihdamı ile ilgili daha çok potansiyeller olacak. Bu anlamda enerji ve türevindeki meslek grupları, bunlarla birlikte çalışan meslek gruplarının gelecek zamanda daha çok ihtiyaç duyacağı, piyasadan daha çok ilgi göreceği bir aşikar gerçektir.